Merhaba arkadaşlar, bugünkü deneyimizde asit bazları tanımlayacağız. Kendimiz kara lahananın suyunu çıkardık bu şekilde ve malzemelerimiz sırasıyla limon suyu, karbonat, çamaşır suyu ve yoğurt. Şimdi e, kara suyumu sırasıyla bütün maddelerime damlatacağım ve karıştıracağım. Oluşan rengi gözlemleyeceğiz birlikte. Başlayalım. Önce limon suyuyla başlıyorum. Şöyle bir miktar karıştırıyorum. Limon suyumuzda çok bir renk değişimi yok. Zaten e, bizim karalahana suyumuz maddemiz asitse kırmızı tonlarda bir renk verecekti. Bazı ise mavi ve yeşil tonlarda renk oluşacak. Şimdi karbonatla deneyelim. Karbonatımızda acaba hangi rengi oluşturacak? Evet karbonatımızda hangi renk oluştu? Mavi yeşil, yeşil tonlarına daha çok benziyor. Bu bize karbonatın baz olduğunu açıklıyor. Şimdi çamaşır suyuna geçiyorum. Bakalım çamaşır suyunda hangi renk oluşacak? Acaba çamaşır suyu hangi renge dönecek? Bakınız hemen renk değişimi oldu. Yine sarımsı, böyle yeşilimsi tonlara yakın bir renk. Çamaşır suyunun da bazik olduğunu gösteriyor. Sırada yoğurdumuz var. Yoğurda karalahana suyunu döküyorum. Bakalım yoğurtta ne gibi değişimler olacak? Yoğurtta da çok farklı bir renk tonu oluşmadı. Şimdi bizim karalahana suyumuz kırmızı tonlarda ise asit diyorduk. Mavi, yeşil, sarı gibi tonlarda ise baz diyorum. Buradan şunu anlayabiliriz. Limon suyumuzun rengi kırmızıya dönük bir renk. Demek ki limon suyumuz asidik. Karbonatımızın rengi yeşil oluştu. Demek ki karbonatımız bazik oluyor. Çamaşır suyumuzun rengi Sarımsı bir renk, sarımsı bir ton. Bu da bazik olduğunu gösteriyor. Kırmızı lor tonlarda yine yoğurdumuzun da asidik olduğunu gösteriyor.